alıyor mu? Şehir hastanesini alıyor mu? Siz karşılıyorsunuz. Evet, karşılıyoruz, yönlendiriyoruz gelen hastaları. Ama bilmez yani, insan kaybolur burada. İyi çalışmalar diliyoruz. Nasılsınız? İçeride bir çekim var. Nasılsınız? Çekim var. Biz böyle çat. Ya bugün bir hakikaten Kütahya için sevinçli ve onurlu bir gün hep birlikte paylaşıyoruz. Dün itibariyle Kütahya Şehir Hastanemiz hasta alımlarına başladı. Artık faaliyetlerini burada sürdürüyor. Tabi yıllardır konuşulan, yıllardır artık Kütahya halkının dilinde olan şehir hastanemiz inşallah bugün dün itibariyle açılış gerçekleştirdi ve hizmet vermeye devam ediyor. Tabii ki AK Parti kuruluşundan bugüne kadar hem Kütahya için hem Türkiye için hangi sözleri verdiyse, hangi projeleri ortaya koyduysa hiçbir yarım proje yoktur. Tamamını gerçekleştirmiştir. Belki bir zaman gecikmesi olmuştur ama elhamdülillah sonunda halka verdiği sözleri yerine getirmenin onurunu, gururunu yaşıyor. Bu nokta itibariyle de biz 22 yılda 17 seçim yapmışız. Halk her zaman AK Parti'ye güveniyor ve AK Parti'ye güvenini tazeliyor. Ve burada da bugün hakikaten şehir hastanesi Türkiye'de her yerde yok biliyorsunuz. Yani büyük şehirler dışında da belki sayılı illerden bir tanesinde Kütahya'da AK Parti hükümetimiz şehir hastanesini Kütahya'ya kazandırdı. Ben başta Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, tüm teşkilat mensuplarımıza, emeği geçen herkese, geçmiş dönemde farklı görevlerde yer alan bütün arkadaşlara buradan sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Hepimiz sevinçliyiz. Bunu asla böyle seçim yatırım falan görmesinler. Biz seçim yatırımı gibi görseydik dün gelirdik, açılışına katılırdık. Ama bugün kendi gözlerimizle işte ilçe başkanımız burada, teşkilatlarımız burada, ilgilenen meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz burada ve sevinçliyiz, gururluyuz ve biz de geçmiş dönemlerde yaptığımız ve vatandaşa verdiğimiz sözleri yerine getirdik. İnşallah önümüzdeki dönemde de yine geçmişte nasıl yaptıysak, geçmişte nasıl başardıysak o başarımız inşallah önümüzdeki dönemde de ona bir referans olacak. Biz Kütahya'nın tüm sorunlarını, tüm dertlerini hükümet olarak elimizden geldiği kadar takip edeceğiz. Elimizden geldiği kadar halkın hizmetine sunmaya çalışacağız. Şimdi hastane artık Kütahya'da gündemden çıktı. İlk dönemlerde yollar vardı, havalimanları vardı, hastane vardı. Ben merak ediyorum muhalefet bundan sonra ne konuşacak? Ne konuşacağını da ben söyleyeyim. Hızlı treni konuşacaklar. Allah'ın izniyle hızlı trende Kütahya ve buradan Antalya'ya biz geçireceğiz. Alanyurt ve Zafer Havalimanı'nda iki istasyon olmak üzere bunu da bu hükümet başaracak. Bizler başaracağız. Ve halkımıza hastanemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve tüm bölgeye hitap edecek bir şehir hastanesi bu. Önemli bir merkez oldu Kütahya. Bunun da hep birlikte sevincini, gururunu inşallah yaşayacağız. İnşallah önümüzdeki dönemde de müjdelerle, yeni projelerle halkın karşısına çıkacağız. Halkımızdan özellikle 31 Mart seçimlerinde sağduyulu bir şekilde sandığa gitmelerini ama katılım oranının yüksek olmasını özellikle ben arzuluyorum. Geçtiğimiz dönemlerde de hep Kütahya, Türkiye genelinde katılım oranının en yüksek olduğu illerden bir tanesi. Çünkü demokrasiye saygı duyan ve demokrasiyi içselleştiren bir halkımız var. Bu noktada da biz hemşehrilerimizi sandığa davet ediyoruz ve nasıl ki AK Parti söz verdiği projeleri yerine getirdiyse inşallah bize de destek verdiği anda biz de o sözlerimizi bir bir yerine getirmenin onurunu, gururunu hep birlikte yaşayacağız. Tekrar şehir hastanemizin Kütahya'mıza, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinizi en kalbi duygulara selamlıyorum.